yerde çıkmıştı ben. Boğazım tıkanarak uyandım. Hayvan gezi dikildiği zaman çok oluyor. Uykumdan uyanıyorum. Fakat hava soğuk olmamla olabilir. Koşturan kediyi orada yıldırım gibi gördükten sonra sinek de sokabilirim. Uyurken kaç kez uyandım, burnuma böyle müthiş kaşıntı burnuma da sokmuş. Boktan, pislikten çıkan şeyleri. Uyurken aynı kitaplarda yazdığı gibi bok yediriyor size. Toksoplazmalı virüslü parazitli bok. Bu hayvanlar. Devam et. Şoför. Taksi şoförü. Ne demek istiyorlar acaba? Ya taksicilik şey yapmıyor be, taşımacılık. Kabirin amını taşımıyor. Onu demek istedi. Duydu çünkü. Kareta çıktı. Bundan önce Karadeniz kaplumbağaları karetalar yuvalarına ulaşmış da hiç düzensiz, sonra bu haber çıkacak. Düğmeye basmış gibi. Düğmeyle haberi yönetiyorlar kesinlikle. Köpek haberi çıkarsaydı, kedi haberi veya. Hiç şüphe yok be. Tekrar hikayeyi dinliyoruz, fitneyi. Orada oturanlar, buraya uğramış olanlar. Bu pislikte. Magandalık için. Daha küçük yaştan tatillerini burada geçiriyorlar. Bu da Konya kuşatma altında, bakın arkada bina diken çobanların binaları. Sonra serbest kalacaklar be. Kimse kadir suçludur.
diye. O suçlu değil be. Herkes bıçakla geziyor lan. Sokuyor sokuyor insanları. Zora düştü. Boyu postu polislerden yüksek. Bıçak sokmak zorunda kaldın. Zoruna gitti değil mi? Kapattırdın. Devam etseydin bir yarım saat daha. İksanstır akbabası. Evet, sonrası değerli kilit konut. Kilit konut. Konut belgesi düşürüldü. Kime uyuyor bu? Ülkenin bütün değerli emlakları elinde olan akbabanın, Robin Hood'un. Ne düşmüş hem de ne düşmüş. Bizimle vergiyi düşürsene be. Bütün hayatı boyu uğraşan saçını süpürgeden sonra aramızımıza el koymak için seslenen belediye. Buraya bir şey yapılmıyor, çocuklar zarar görecek bu arazide. Onu park yapacağız ha. Park yaparız, park kafe açacağız sonra orada. Salıncaklarda. Çünkü kuranım ya araziniz. Vergisini ödüyorsunuz, ödüyorsunuz. Sonra git sat onu, al yeni bir arazi. Ta daha başından. Her sene öde 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 yüksek vergileri. Ona da indirim yapsanıza tarla gibi. Hayır. Senede kaç para veriyoruz? Vergi. Sadece akbaba pisliklerine mi yarayacak o? Konağın kabusu bitmiyor. Yine tesadüf. Edecektir o herhalde. Onu serbest bırakana kadar daha çok şeyler çıkacaktır. Politikacılar Erdoğan çıkardı. Ben işte önlemeye çalışıyormuş. Hayvansever. Diğer haberlerdeki gibi. Ceren Özdemir hayvansever. Özgecan Aslan hayvansever. Tekirdağlı Melek Şengül. Ha, o kayboldu. Bir şeyleri ele aldık değil mi? 75 ton yem falan filan her günler. O bitti. Peki bu hafta içinde kaç kişi bıçakla öldürüldü? Onların yapma nedeni yok muydu? Zevk için mi yaptılar babam? Ha? Onlar niye çıkmıyor durmadan her televizyon haberine? Ufak bebek öldürüldü. Kesici aletlerle bıçaklarla yakılmış sonra. O neden çıkmıyor lan her gün her gün her gün? Neden? Anaları İksan Sır'da Orhan Seyfi Orhan şiiri mi okunuyor? Size söylüyorum. Canım gitti orada.
bütün üniversiteliler bıçakla mı geçiyor? Özellikle hayvan severler burada gördük örneğini. Kesinlikle bıçakla geziyorlar. Bir fırsat, bir iftira, bir yalanla onunla bitirmek için. Çünkü Akbaba onların serbest kalacağına söz vermiş. İçeri atılsalar bile krallar gibi. Siz ona ayrımcılık yapın. Görün bakın neler olacak. Medya patron Akbaba Erdoğan'ı karıştırabildi. Böyle görüntüyle onun Derya Parke'de gazeteciler cemiyetinden ordularından kullarından biri ona soruyor be başka işi yokmuş gibi millet ötekileri soruyor dışişlerimiz savaşmamış onun soracağı şey kadir o da cevap verecek sonra her gün kullanacaklar onu. Hakimleri etki altına, hakim seyretmeyecek mi onu? Hakimleri etki altına alacak. Sonra bir katil serbest kalacak. Neymiş? Ben bıçakla geziyorum. Birden ilk haberlerine bakın. Yakalamışlar adamı saldırırken veya başka bir kadındır belki. Arabanın içine şiddetle sokmaya çalışırken. Sonra neymiş? Park kafede. Orada peşinden gitmiş. Bambaşka bir yerde. Başladıkları bir yerde değil. Şahitleri görmüş. Şahitleri. Hı? Hikaye zaten oradan çürük. Çıkaracaklar. Erdoğan'ın daha bitmeyecek yani. Başkalarını da çıkaracaklar. Kılıçdaroğlu sen de çık. Kim varsa Kadir için seferber olun. Bu fitneyi görmeyen bu millet var ya. Bekleyin görün be. Fitneleri böyle anında sezerim. Sürekli de cevap veririm. Orada bitken iyi oldu. Aynı Menekşen Gönül cinayetinde gördüğüm gibi. Neymiş hayvan hayvan hayvan. Bu da konacak tam zamanında. 1 milyonluk tene. Altınlar yere saçılmış falan. Nereden lan bu para? İlk sorduğum soru oydu. Sonra acaba dedim hepsini topladılar götüremediklerini mi saçtılar oraya? Bir banka mıydı? Kayıt dışı servet için uyuşturucudan mı elde edildi? Hayvan, onlarca hayvan bahçende bakarak zaten paran biter. Bir de üstüne para mı para yatırıyordun ha? Altın olarak. O tutarsızlığa kimse bakmıyor. Hayvan sever melek öldürüldü. Bir meleği öldürdüler. Hayvan sever diye. Dikkat oraya. O dava ne oldu lan? Hiç duyulmadı. Bir daha yorumlarımdan sonra. Fuat Orhun Melek Şengönül ne oldu lan? Ona ne oldu? Kadriye Orhun bu hayvan severlerden teki böyle korumasız hareket etmiyor gördüğüm kadarıyla. Bir çıksam söyleme hanımefendi burada alnında 2-3 maganda bıçaklı. Ne oldu lan o melek sen gönüllü nasıl gözden kaybettiniz böyle evinin herkesin evini gözetlediğiniz gibi bir çıkarsan kafamdan fırladığınız gibi
Ona nasıl bakamadınız be? Hayvanları, onlarca yırtıcı hayvanları neden tepki vermedi? Bu nasıl bir Orhan Seyfi Orhun hikayesi? Cevap ver ulan, sokak hayvanı lideri, parazit, bok, hastalık, saçma lideri, ilaç lideri, medya lideri, akbaba fırt gırgırı. Orhan Seyfi Orhun tohumu. Ne oldu lan o davada? Niye kapandı o dava? Polisin ismi neden bu ahçıyla aynı? TV8 ahçısı. Gazilere sinekli yemek dağıtan. Yemek masası kuruyor, etraf sinek kaynıyor. Nereden belli buradaki işlemden daha önce? Sineklerin toz kadar kalmış be. Teşekkürler farz esnasında arkadan hayvan haberi düğmeye basar gibi. Olmadı. Bu nedir lan? Polis nöbet tutuyor. Ayakkabılarını falan düzeltiyor. Teşekkürler. Ve Erdoğan'a diyorum ki o yanlışı düzelt. Şahsen takipçisi ol. Hak ettiği kanuna göre cezasını alsın. Bir cinayettir. Yoksa Allah'tan bulacaksın. Motosikletimiz ve motosikletimiz. Motosikletçimiz. Hala oradan. Telefonla gece karanlığından. Ne acaba? Mesaj kuruyor mi? Evet. Balkona çıktık. Havat. Nasıl uyandım ben? Boğazımda. Gıcık lan. Kapatıyoruz duymasın ibne. Fakat biraz rahat. Sebebini de biliyoruz. Burnuma girmeye çalışıyorduk parazitleri, öyle uyandırıyorduk. Kulağıma vizzz. Keskin nişancı gibi yönetiyorlardı. Sonra çıkıyorum tuvalete, kabız. Biraz çıkıyor. Kilit var gibi. Giriyorum, sonra hissediyorum. Frekans başladı. Çünkü kırk sesi geldi. Ve secde ederken sıkışmaya başlıyor. O frekansla. Böyle bu şekilde bir orada bir orada bir orada bu insanlara saldıranlara sen arka çık. Servet üstüne servet. Tekrar soruyorum, neden o melekçe gönül neden unutuldu? Onun mezarına Özgecan gibi böyle güya kadınlık heykeli olan anıt. Neden onun mezarına da yapılmadı bu devasa amcığa benzeyen anıt? Mezarının üstüne. Uyarıyorum yetkili, siz bu seri katil canilerin ekmeğine yağ sürün, daha kadar ekmeği büyüsün de büyüsün. Anasını satayım, zaman bak be, zamcık. %35-40 bilmem kaç. Dünyanın neresinde görülmüş bu be? Toplu taşıta. Bunlar her yerde tekelleri var. Daha çok olsun diye. Çünkü o zamın ertesi belli. Diğer şeyler de pahalanacak. Dolar da yükselecek. Dövizimiz, kurumuz düşecek. İşlem bu. Bankacılar Birliği olayı.
her şeyin tekeliğini ele geçirmişler ve hala bunlara arka çıkacağım. Besbelli hangi akbaba hayvan, hepsi koşturuyor, tek iş yaptıkları yok, zengin çocuğu hepsi, tek hayvan gezdirmekle. Hayvan gütmekle, çobanlık yapmakla, bina dikmekle. İşçileri kurban ederek. O ölen, ben öldürülen diyorum, o işçilerin kim bilir ne kadar alacağı vardı. Sıfırlandı. Bütün kayıtlar silindi. Bunların her türlü şeytanlığını çözdüm ben. İki yüzlü, aynı yazdığı gibi süslü gösterilerek. Evet, şu an frekans hissetmiyorum. Neden? Yok etrafta. Geçerken belki sallıyorlar. Bu millete arka çık sen. Bu Türkiye'nin hali ne olacak bilmiyorum. Fakat öbür tarafta sizin haliniz ne olacak? Onu çok iyi biliyorum. Bütün gece böyle keskin nişancı gibi pencereme doğru. Şimdi tertemiz. İşleme bak. Yusuf yayın yapacak. Yalancı çıksın. Şizofren o. Hayal gördü. Dünkü türbanlı da buradan. Anasını satayım. Tipe bak be. Ya porno aktörü ya başka bir aktör. Vücut yapısından belli. Türbanlı. Gelecek burada ileri geri hiç görmediğim kişi, diğerleri gibi binlerce aniden ortaya fırlayan ve üzerindeki ceketi biliyorum. 10 bin dolarlıktır o veya 5 bin elbisesi, köpek gezdirerek. Onunla melek şengönül gibi evi altın doludur değil mi? Altın tur, altın. Frekans başladı. Evet, orada duracaksın hepsi gibi. Ananın amının servisçiliğini yapıyorsun. Yardım et bunların tezgahına Erdoğan Bey. Nedir o tezgah söyleyeyim size, aynı ona yaptıkları gibi serbest kalırsa adam burada bana da saldırtacaklardır. Başkalarına da fitneyle, yalanla, iftirayla, yok kadına madına bir şey yaptı diye. Kaç tane sahte şahit, öldürmeye izni var. Bıçakla gezmeye izni var. Tabancayla gezmeye izni var. Çünkü kadınları koruyor. İşlem odur. Diğer işlem de. Bu Melek Şengönül öldü. Özgecan öldü. Ceren öldü. Kadın cinayetlerine getir burada türbanlı, her gün her gün başka başka bir surat işlem yapsın. Karşı çıkma. Kadına şiddet. Kadının sözü esastır. Bir iftirayla içeri. Hem de nerelere. Size söyleyeyim, bunların soktukları o ruh kurumu hapishaneden bin beterdir. Resmen her gece her gece işkenceleri yiyoruz. Her gün her gün her gün. Tezgahlar, tuzakların. Bizim gibi kaç bin tane var bilmiyorum Türkiye çapında. Hepsi de bu akbaba tarafından yönetiliyor. O kadarını bilin. Bütün bu filo gibi
Bu magandalar gibi. Hala orada oturuyor be. İş başı yap lan. Bunu demin görmedim. Yeni mi kondu? Bütün gece orada bir tane böyle tuttu. Çöp arabasına benziyor. Taşıyıcı be. Çöp arabasından çok o E5'te baltayla saldırılana benziyor. Birisi o yüzden hapise girdi. Arabama zarar verdi, onu hapse attın. Fakat adam öldüreni serbest bırakın. Bu insanların hiçbirisini zaten yazdığı şey bu Talmud şeylerinde. Bunlar bir şey yaparsa hapise girmez. Bunlara karşı bir şey yapanın hayatı mahvolur. Öldürmek caiz. İşlem bu. Yahudiler değil bunlar. Sahte Yahudilerin kuşatmasındasınız. Hiç şüphe yok. Kim bu sahte Yahudiler? Bence Rumlar falan be. Rumlar ve Sabetaylar Yecüc Mecüc tarafından yönetilen. Yecüc Mecüc iki kişidir. Sitelerde kedim şiirini okuyorlar. O gitti, sıra sende TC. Yeditepe. Biraz da sen gönder. İç aşmaz tam orası. Piramit. O piramidi ters döndürsen daha iyi. 5 dakika bekledim. Bakacağız. Bir kişi oraya doğru gitti dedim. Belki onu bekliyorum. Hayır. Bakacağız, gelecek mi senin müşterin be. Oo, komşu erkenden koşturuyor. Tekrar şeye mi gittin? Kargo. Niye buradan çıkmıyorsun? Toz sinekler ortaya fırladı tekrar. Bu gece. Poşetle hava attıktan sonra geçerek önümden. Bu komşu değil yani. Kedi hokkabazı şahsen. Bu şeyleri hayvanlara dayatıyorlar. Neymiş, sonra bunlar hayvan severmiş. Gelip insanların penceresinin önüne, panşurunun üstüne, kanala ederek bunları. Biz biraz yem atalım, çayımız da bitti. Sonra yatarız biraz inşallah. Biraz uyku girer. Sindirim sistemine böyle etki yapan ne? Sonra bakarız. Gündüz gözüyle. Evet. Reis Erdoğan Bey, sen arka çıkılan böyle insanlara, 24 saat işkence edenlere hesabı senden sorulacak. O davada da diğer davalar gibi yapılması gereken şey bu be. Bütün o dava için 24 saat haberler yapan, şahitlik yapan, sosyal medyada durmadan hayvan, kedi, köpek resimleri gibi basanları toplayıp toplama kampına götürmen. Ve konuşturman onları. Neden diye. Kanun belli değil mi, kanun maddesi? Bıçakla kalbine be. Sinekleri gibi keskin nişancı. Bir çakı neymiş, çakıyla öldürmüş. Bunu ancak anatomiyi bilen, damarlar nereden geçiyor? Kalp kaç santim ötede, hangi kemik arasından sokacağım, onu bilen yapabilir. Ve bu dersi de liderleri iblis öğretmiştir. Odun tutuyordu balkonunda bana atmak için, bir attı tam kalbime. Orada izi vardı haftalarca.
O bıçaklı saldırganın bana sokmaya çalıştığı yerler de öyleydi. Tutturamadı. Hiç de tutturamaz. Motorunu aşağı çekti. Ne yapıyorsa orada. Beni dışarı çıkarmaya çalışıyor. Böyle pislikleri Türkiye'den yok etmesen Türkiye'nin halini gör. Ondan sonra gelmiş kanunlar bunların ekmeğine yağ sürmek için vergi indirimi, insanlara yüksek zam. Neden? Diğer ülkelerin fiyatına eşit değil, o yüzden mi? Domatesin fiyatı diğer ülkelere göre. Onların aldığı para ne? Bu milletin aldığı para ne? Bu görüntüden de anlaşılıyor ki 15 dakika geçti. TC Yeditepe Üniversitesi Fenerbahçe'lidir. Hiç hayvanlarını oynatmıyor artık. Onlar çok önemli be. Türkiye'de salgın yaratmak için çok önemli onlar. Yeni bir korona virüsü. İşleme bak yani, kurulduğumdan beri, çıktığımdan beri orada. Ne bu? Yemek servisi mi yapıyorsun? Yemek soğudum. Yoksa oraya konmaya hazırlanan için yer mi tutuyorsun? Rus askeri karşı karşıya patlatın olan atom bombaları bu geri zekalılar sadece ateşten anlar. Bu ağın parçası olan o kanunun çıktığı onlara yarar için zenginlere şunu diyorum, Illuminati kartı var. Sonunuz yaklaşıyor. Eat the rich. Sizi yiyecekler çiğ çiğ. Başınızı uzatır uzatmaz diri diri. Bir tıkırtı duyar duymaz aslan kesilecekler. Gözleri volkan kesilecek. Tavanlardan indirecekler deliğinize. Burnunuzu uzatır uzatmaz. Ben milleti de uyarıyorum be. Ben buradan nöbet tutmuyorum. Öyle bir haber çıkacak diye. Bazen koşup getiriyorum kamerayı. Öyle bir haber çıkardı diye anında. Kaç tane videom da var. Başladığımdan beri çekime. Medyayı düğmeyle yönetiyor. Emin olun. Öyle pıt veriyor şifreyi, istediği haberi anında. Köpeğimiz de geldi hava atacak, buraya girip sıçan gözümün önünde. Bütün gece doğum hastanesinde bebelere dayattı mikroplarını, parazitlerini, virüslerini. Tamamen bu orospun piçlerinin yetiştirip sokağa saldığı, çoğunu böyle çiftliklerde yetiştiriyorlar. Fakat yaşa sen ağzını bozarım ve buradan duydum, öğrendim. Beş vakit namazlığın ama anasının yırttığı ilk hamsterdayken. Evet, gel sen de sıra. Orhan Seyfi Orhan'ına bak be. Bütün servislerin takılma yeri burası oldu. Servis terminali. Anasını satayım. Tümünün beyni besbelli. Dinleyin lan bu frekansı. Beyinleri
kontrolcü, kedi köpek parazitleriyle. Bunu hafife alan bu cahiller, aptallar, mikroskop ve diğer görüntülerden görüyorlar bu şeyleri. Evet, kurt köpeklemiz yeni biri bu. Yeni uzun saçlı. Yok, o bahçeme girip sıçan köpek bu be. Boğazımı böyle şeyle uyandıran da benim. Orhan Seyfi Orhan Spun'un köpeği. Dikkat etmek lazım yani. Buradan arkaya girip o komşunun önüne sıçabilir. Daha önce hayvanları sokup buraya ördeklerini öldürdüler, kaptılar. Burada gözümün önünde sıçtı be. Diğerleri gibi. Onlarca onlarcası gibi. O gitti bu yerine. Yine kubleme şey döküyoruz. Bu sefer spagetti. Yapma bunu be. Işığı açık olan ormanda daire içinde. Kendi ablasını böyle parazitle. Ormanda daire içinde sineklerle. Kaset. Nereye dökecekler kıbleme? Penceremin karşısına. Orhan Seyfi Orhanlık hayvanları dayatmak için buraya. Bir gezdikleri zaman uykudan uyandığım nefes alamayarak yere. Orhan Seyfi Orhanlık. Kesinlikle dökülen ekmeklerden, her şeyden belli. Hayvanları dayatmak için, büyü için. Ormanda daire için. Temizliyoruz. Hayvanlar yer mi bunu? Yer be. O köpekler var ya. Yer bunu. Kediler yemez. Köpekler yer be. Kendi boklarını bile yiyorlar. Gece yarısı dökecek onu oraya. Kim yiyecek ki başka? Parazitli boklu köpekleri. Çocuk parkının ortasına sıçan hayvanları. Neredesin lan köpek, senin için çıktık. Sen bu işi bırakma. Hiç dinlemem be. Hayvan severim, hayvan sever. Kafanı kırarım. Sen ablalarını katledenler miras için gelecek. Böyle şeyler yapacak. Biz susacağız. Akbaba her... Gece her gece dikecek bu şeyleri karşımıza, biz susacağız. Gerçek böyle güç gösterisi için dikecek hayvanı buraya gözümün önünde sıçtırma. Biz susacağız. Her gün dökecek bu kanal yoluna pislikleri. Ve magandalarını böyle pilavcıların. Biz susacağız. Değil mi? Karısı çocukları olan bu millete lidamet olarak dayatacak. Biz susacağız. Bu millet susacak, susacak. Üç maymun biz yiyeceğiz her gün, her gün, her gece. 20 senedir işkenceleri, iğneleri, çivileri,
parazitten biz susacağız. Vay anasını. Hayır susmuyorum. Yayınlayacağım. Kayıtta bulunsun. Taksi geldi lan. Taksici Fuat. Taksici bu be. Taksici evi satılık bir senedir. Yok mu alan? Afişi önünde. Biz susacağız. Yüzlerce değişik sokak hayvanı gördük. Bu işlemi yapan, gelip gözümün önünde sıçan aynı yerlere. Biz susacağız. O hayvanları Marmaray'ın içinde göreceğiz. Parazitleriyle. Dibi leş gibi kokacak. Parazitler ben girince oraya ayaklarımı çivileyecek, inelecek. Nasıl hissetmiyor bu millet bilmiyorum. Biz susacağız. Üç maymun. Yürü git ananı becer. Fuat Hamdi'nin yaptığı gibi. Evet o gibi. Geldi bir tane kamerayı kaldırana kadar kaçtı. Kedi fare oyunu oynuyoruz. Bunu takıntılı göstereceğiz biz. Sadece çekim yapıyor diye içeriye attıracağız. Baştan beri denedikleri şey o. Linçlerle, minçlerle, küfürlerle davaya düşürmek için. Pis millet, pis yönetim dediğim ki. Bok yönetimi. Bir de kanun koyuyorlar. Bu hayvanlara zarar. 11 sene, 12 sene. Alo, bu içinde iblis gibi hareket eden hayvanları böyle dünyadan yok etmek sevaptır. Madalya verilmeli. Hangi şeytani insanlar onları yönetiyor belli. Görmeyen zaten kör lan. Körsünüz hepiniz. Nerede olacak bu hayvanlar lan? Hayır, burada olacak. Hasan'ın içinde doğmasın. Marmaray'ın içinde. Dışından, kapısından. Merdivenin önünde, yürüyen merdivenin. İnsanlar sakın dokunmayın. Peygamberimizin ayeti var. Kediler içindi fakat köpekleri uyandırmayın sakın. Kekedinizi kesin. Hureyreliğe bak be. Tekrarlıyorum. Kim bana belli olduğu için hangi akbaban? Orhan Seyfi Orhunlu